Merhaba sevgili arkadaşlar. Bugün 9 Ağustos Pazartesi Bursa yarışları için karşınızdayım. Sizler de hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün yine tek bir programımız var. Yerli yarış olarak bir 9 koşulu bir Bursa programı. Arkadaşlar bu arada bir ufak tefek sesler geliyorsa böyle yan tarafta hemen nerede baksam 1 metre ya var yok. Vantilatör açık arkadaşlar, kusura bakmayın. Yani mecburen açık bırakıyorum. Bazı arkadaşlar ses geliyormuş, hırıltı falan diyor da. Ben mikrofonla konuştuğum için hani fazla tesir edeceğini düşünmüyorum. Çünkü çok yakında değil. En azından 1-1,5 metre var ya şu anda. O yüzden şimdiden kusuruma bakmayın. Sıcak hava, malum sıcak hava. Ne yapacaksınız artık? Evde klima yok çünkü kiracıyız burada. Tabii akşamleyin de bir Delaware Park Amerika yarışı var. Ama bu yayın sadece üyeleri özel arkadaşlar. Üyelik yapmanız için de katıl butonuna tıklayarak üyelik gerçekleştirebilirsiniz. Tabii bu arada 1 Eylül'den itibaren geçmek üzere en az 25 TL'lik üyelik yapmanız gerekiyor arkadaşlar. Katıl butonundan, yani 25 TL'nin altındaki arkadaşlar izleyemeyecek. Bunu da belirteyim. En azından hatırlatayım çünkü arada sırada sık sık hatırlatıyorum. Çünkü zaman her geçen gün azalıyor. Yani sonra sıkıntılar olmasın arkadaşlar. Ben kimsenin üzülmesini de istemiyorum. Elimden geldiğince de zaten yardımcı oluyorum. Hafta sonları zaten açık bırakıyorum. Normalde 2 gün açık bırakacağım yerde. Bazen 3 gün, bazen 4 gün bırakıyorum. Bazen iş durumuna göre açık da bırakabiliyorum. Ama bu yani iyi niyeti bazı arkadaşlar suistimal yapıyor. Ele bazı arkadaşlarımız var. Ben oranları söylüyorum, şeyleri söylüyorum. Hepsine yardımcı oluyorum. Arkadaşlar da bazıları benim verdiğim oyunun şablonunu kalkıp yorumlar kısmına yazıyor. Yani videoyu izlemeyin, sadece burayı izleyin. Yani ben buradan zaten 3 kuruş para kazanıyorum. Kazandığımın, inanın bakın, kazandığımın 10 katını şu anda vereceğim. Yani o yüzden bu şeylere giriyorum. Yani kusura bakmayın, sizlerden de en azından bir kanala destek istiyorum arkadaşlar. Çünkü bu programı sizlere hazırlarken bunlar benim başıma geldi. Yani ben biraz evin ufak tefek sıkıntılarını gidereyim diye yapayım derken, bu sefer başımıza iş açtık. Yani kaş yapayım derken gözü çıkardık anlamında bir laf söyleyeyim. Atalarımız da maşallah yani ne güzel laflar bulmuşlar. Helal olsun. Demek ki her şeyin bir lafında bir yeri zamanı varmış. O yüzden arkadaşlar benim herhangi bir art niyetim yok. Artık tamamen şu üstümdeki şeyleri kurtarmaya çalışıyorum. Artık bilmiyorum yani bataklığa girmiş insanın çırpındıkça içeri girmesi gibi bir şey herhalde. Yani böyle oluyor. O yüzden ben fazla da sözü uzatmayayım. Bazı arkadaşlar çok bu benim konuşmalarımdan rahatsız oluyor. Hemen konuya gireyim arkadaşlar. Birinci koşu saat 14'ten itibaren başlıyor. Şartlı 5, 3 yaşlı İngilizlerin 1900 metre kum yarışında 6 safkan arasında koşacak olan bu birinci altılıgan yarın birinci koşusu. Baktığımız zaman ben bir kinolu Bobby Steele, bu Scarface temsilcisi Furkan Himle start alıyor. Ve Ahmet Kurtlar'a ait bu safkan çok formlu arkadaşlar. Kum pistte de birincilikleri olan bir isim. Yani bakmayın burada Toto Çim'i çok gösteriyor ama 2 tane kum birinciliği var. Safkan da yani kuma çok yatkın. Çalışmaları da kumda çok iyi derecelere çıkarıyor. O yüzden benim de bugün alternatif bir banko adayım olacak. İkin olur Bobby Steele çalışmalarında oldukça canlı gördüğüm için de ben bu safkanın üzerinde biraz daha ağırlık olacağını düşünüyorum. Ama rakip arayanlara da öncelikli olarak 3 ton Sofyalı bir El Corredor temsilcisi Mertcan Çelikli start alıyor. İzmir'den çok iyi formda ve gelen bu isim de son 2 yarışını kazanan bir isim. Tabi burada da çok iyi yarışları var. Bir de bunun yanına ben çünkü 2 at yazdığımı 3. atı arıyorum ben burada bir sürpriz olarak da. 4 numaralı Harput Kalesi bu Justin Fomor temsilcisi Mahmut Turan'la her an devreye girebilecek kudrete sahip isim. Zaten derece olarak baktığın zaman şu anda 2-0-3'ün içerisinde koşan bir isim. Ama safkanın genel görüntüsü de bayağı hoşuma gitti bu arada. 2 alternatif bankom ama rakip isteyenler için de 3 ve 4'ü önereceğim arkadaşlar bu 1. koşu için. Günün 2. koşusuna geldik. Maiden 3 yaşlı İngilizlerin 2000 metre çim koşusunda 16 safkan, evet 10 dedik, ondan sonra 6'yı yanına ilave ettik. 16 safkan arasında koşacak olan bu yarışta biraz kalabalık çünkü 1 ve 3 ekürü, 2 ve 7 nolu safkanlar ayrı bir ekürü. Evet ben burada biraz sıralamam uzun olacak. Ben önceliği 13 nolu Kartal Tepe'ye vereceğim. Burada sanki bayağı bir şeyler patlayacak yani bir bomba patlayacak gibime geliyor. İzmir'de de gittim 20 numarayı buldum ama 21'i artık aşağı inemedik arkadaşlar bir basamak yani oradan bir şeyler olacak dedim hissettim. Bir 20 bana çok yakın geldi ama maalesef 20'nin yanında bir tane biri ilave etmemiz gerekiyormuş. Bayağı günün patlattı. İzmir zaten pazar günkü İzmir programının açılışındayken zaten söyledim bakın böyle bir yarışlar olmaz. Mahalli yarışlara döndü yani o mahalli yarışlara dönmesin demek. Yani her türlü sonuca açık oldu bir yarışlar yani benim
allak bullak etti. Ben bugün hatta uzak durulması yönden de bazı ufak tefek konuşmalar yaptım. Çok bayağı güzel bir para verdi. Tutan arkadaşlar hayırlı olsun, en azından onların günüydü. Onlara nasibiymiş diyelim ve bugünkü yine yarışlarımıza başlayalım. 13 nolu Kartaltepe. Bu Salvatore temsilcisi Mert Can Çelik de son ikinciliği ve genel görüntüsüyle çok beğendiğim bir isim. 6 nolu Green Marine. Bir tripla bonus temsilcisi Onur Öztürk'le start alan bir safkanda yine oldukça performans olarak iyi durumda ve hazırlıkları da bayağı iyi. 5 nolu Good Fellas bir Luxor temsilcisi Mahsun Demirbaş'la start alan bir safkanda yine çalışmaları ve performansı olarak iyi durumda. Bir de bunların yanı 11 nolu Sunny Straight bir Dr. Funk temsilcisi olan bir safkanda Görkem Özçelik'le yine çok güzel etkili performans ve formuyla da şans verdiğim bir diğer isim olarak açtı. 13, 6, 5, 11. Bu 4 safkan biraz daha ön planda ama dediğim gibi burası biraz tehlikeli, SOS veren bir yarış. 1 nolu Valegro. Bu ekür avantajıyla koşacak olan bu safkan kesinlikle ihmale gelmez. Bu mesafelere yatkın bir isim. 9 nolu Poyraz Yeli. Bu Nativan temsilcisi Furkan Yüksel'le start alıyor. Kesinlikle hata affetmeyecek konumda olan bir isim. Bir de 15 nolu Tsubasa. Bu renk temsilcisi de Cem kardeşimiz herhalde. Cem Altun'la start alıyor. Yine Çin pistte bence iyi bir yarış koşmasını beklediğim bir diğer isim olur. 13, 6, 5, 11. Önce 1, 9, 15'te sürpriz ve geniş atlı yazmak isteyenler için önerebileceğim isimler. Günün 3. koşusu Yedili Plase ve Üçlü Ganyan ayağımızın açılış ayağı olan bir şartlı 4. Dişilere ait 2 yaşlı İngilizlerin 1200 metrelik Çin koşusunda ben burada Duygu Fatura ekürüsüne ait 1 nolu Bohemian Rhapsody. Bu Trivales temsilcisi Mertcan Çelik de bence bu uygun grupta kazanması en normal sonuç olur. Ben de bu safkana sığınacağım. 1 nolu Bohemian Rhapsody. Mertcan Çelik de benim bugünkü banko ismim arkadaşlar. Günün 4. koşusu 2. altılı Ganya'nın açılış ayağı. Handikap 15, 3 yaşlı İngilizlerin 1400 metrelik çim koşusunda 10 safkan arasında koşacak olan bu yarışta ben önceliği 4 nolu Brother Leon'a vereceğim. Bu Bosporus temsilcisine Mustafa Çiçek'le safkan da bayağı bu aralar iyice formunu yükseltmeye başladı ve grubun şu anda en iyi derecesine sahip bu mesafede 1.23.99 gibi ama tabii ki kesin kazanır anlamında da gelmezdi tabii ki. Benim bugün bayağı hazırlık olarak da beğendiğim için 4 nolu Brother Leon Mustafa Çiçek ilk şans isim. 3 nolu Küşne bir Kaptan Rio temsilcisi ama anne kanatından da bir Luxor kanı taşıyan bu safkan da Ali Kaplan da kesinlikle hata affetmeyecek formda ve çalışmalar sahip. 5 nolu Champion Star bir Akındayım temsilcisi. Evet Akındayım'ın da gerçekten çok güzel bir safkandı. Yaşar Gölbaşlar'a ait bir safkandı. İzmir'de ben hemen hemen bütün yarışlarını kaçırmadım dersem yalan olmaz arkadaşlar. Mahmut Turan'la start alan bir safkanda yine bu Çin pistte çok etkili bir yarış koşmasını bekliyorum. Ve 7 nolu Lara Mina bu Schranger temsilcisi Vedat Abiş'le start alan bir safkanda yine çok güzel formüle şans verdiğim diğer isim. 4-3-5-7 öncelik şans verdiğim isim. Eğer burayı da biraz genişletmek gereği duyanlar için 1 nolu Greyhound Uproar temsilcisi Görkem Özçelik'le start alan bir safkan çok formda ve son yarışını kazanan bir isim. Bir de 10 nolu La Plata bir aftermarket temsilcisi Nevzat Avcı ile start alıyor ve günün tatlı bombasını patlatacak güce kudrete sahip bir isim arkadaşlar. O yüzden dikkat etmekte fayda var. 4-3-5-7 önce 1 ve 10 daha sonra şanslı gördüğüm isimler. Günün 5. koşusu Handikap 17 4 ve yukarı Arapların 1700 metrelik çim koşusunda burada da 2 ve 4 ekürü, 11 ve 12 de ayrı ekürü. Ben önceliği 5 nolu Reis Anlı'ya vereceğim. Bu Gelibolu'nun güzel temsilcisine Vedat Abiş de son 3 yarışı üst üste kazanan bu safkan tartışmasız bana göre de bu yarışın en şanslı ismi. Tabii ama rakipleri bayağı var çünkü sert bir yarış olacak. Öncelik 4 nolu Musli A ekürü avantajına sahip. Her iki ekürü de çok formda son yarışını Musli A kazandı ve bayağı da iyi bir grupta kazandı. Ali Kaplan yine hata affetmez. 6 nolu Celebetay bu Özgün Han temsilcisi Nevzat Avcı ile start alıyor ve safkanın genel görüntüsü oldukça iyi. Son 4 yarışının 3'ünü kazanmış bir isim. 11 nolu Özgür Fatih bu safkana dikkat edelim tırnağı ucunda yani tam deyim yerinde ise yani safkan çok formda bir de ekür avantajına sahip. Kesinlikle hata affetmeyecek konuda olan isim Nurettin Şen'le kendi zaten sahipleri bunlar. Yazacağız bir de 1 nolu bana müsaade bakarsanız arada bana müsaade edin ben gideyim derse de eyvah deriz. Çünkü safkan da son iki yarışını üst üste iki tane ikincilik yapmış. Yani artık eli kulağında bu birinciliği kazanması gereken isimler arasında. Eli kulağında demeyeyim, nalı kulağında diyelim. Bence daha yakışır. 5, 4, 6, 11 ve 1 nolu safkanlar benim bu ayak için önerdiğim isimler. Günün 6. koşusu şartlı 3, 3 ve yukarı İngilizlerin 1400 metrelik çim koşusunda. Burada da 9 safkan arasında koşacak bir yarışta.
tabii ki bir baktığımız zaman iki numaralı Kayı Ovası, bu Panribo temsilcisi Mehmet Akyavuz da her türlü kazanır da gözüken bir isim. Ama Kayı Ovası ikincilik, dördüncülük yaptığı yarışlar inanın yani baba gruplarda yapıyor. Yani bu gruplarda hani rahat rahat geçmesi gerek, ama bu Safkan'ın da ufak tefek sıkıntıları var. Belli ki var yani. Vaziyet onu gösteriyor ama mücadelesini hiçbir yerde bırakmıyor. Yine bugün Mehmet Akyoğuz'a start alacak olan Safkan iyi de hazırlık devresi geçirerek bence yarışı kazanabilir arkadaşlar. Çünkü her ne kadar ufak tefek sıkıntısı olsa da yarışın bana göre en önde gelen ismi. Yani eğer bu Safkan'ı liman olarak tercih etmek isteyenler için bence ideal bir banko adayı İkinoğlu Kayı Ovası olur Mehmet Akyoğuz'a. Ama ben bu Safkan'ı yanına at yazmak istiyorum derseniz de bir 10 aylık bir ara vermiş olsa da iyi hazırlıklarla gelecek olan bir kalite isim olan Altınoğlu Don Charlon, bir Hakkar temsilcisi Nevzat Avcı da hata affetmeyebilir ve bir güzel bir dinçlik yarışını çıkarmasını bekliyorum. Tabii bu ikilinin yanında da bir de bir nolu Cumhuriyeli bu Duty Free temsilcisi de Yunus Emre Yüksel'le günün bombasını patlatır mı? Patlatır arkadaşlar. Aman dikkat edelim bu Safkan'da. Ya 2'yi tek atacağız arkadaşlar. Alternatif banko olarak öneriyorum. Ama rakip isteyenler de 6 ve 1 olarak öneriyorum bu koşu için. Günün bir sonraki koşusu 7. koşuya yavaş yavaş adım atalım arkadaşlar. Bir kısa vade 6 dişilere ait. 3 ve yukarı İngilizlerin 1500 metre çim koşusunda 6 Safkan arasında koşacak olan bu yarışta ben 4 nolu Always Lucky gibi Invincible Sun'ın güzel temsilcisini Ayhan Kurşun'a start alıyor. Ve süratli yapısıyla bir anda beyaz bayrak aynaya yapabilecek bir güce sahip. Bence yine bunu başarabilir Safkan, çünkü genel görüntüsüyle çok çok formda. İlk şans verdiğim isim 4 nolu Always Lucky olacak. Daha sonra 3 nolu Abjar Kız, bir Abjar Akademi temsilcisi Mustafa Şişek'le startlanmış Safkan'da. Yine genel form olarak çok formda ve güzel hazırlıklara sahip. Bir de bunların yanına 2 nolu Queen of Protea, bir Kurt Dünya Dizi temsilcisi olan Safkan'da Tolga Yıldız'la start alıyor. Ve son yarışını kazanan bu isim de yine çok güzel formuyla, performansıyla şans verdiğim diğer isim olur. 4-3-2 benim bu 7. koşu için önerdiğim isimler arkadaşlar. Günün 8. koşusuna göre geldik. Şartlı 5, 4 ve yukarı Arapların 1200 metrelik kum yarışında 10 Safkan arasında koşacak olan bu yarışta yine bayağı süratli ve çekişmeli bir yarış bizi bekliyor. İlk bakışta baktığınız zaman Altınolu Gürgür Baba, bu Altınolu temsilcisi Mustafa Çiçek de her türlü kazanır dersin. Çünkü şu andaki genel görüntüye baktığın zaman Safkan kazanır da çıkıyor. Ama ben burada bir nolu Adını Sen Koy, çok iyi gruplara geçen bir isim, arkasından bir dördüncülük yaptı. Sonra ne gitmezse dört yarıştır. Yani ilk yediye işte bir yedinci, dokuzuncu bir de ilk ona girmemiş. Bir gezinti yapmış ama Safkan'ın hazırlıkları fena değil. Bir de böyle bir grupta bence hiç ihmal etmemek gerekir. Öyle bir ihmal edersek hata olur. Çünkü bu Adını Sen Koy yani bir anda fotoda gösterir. Alın bak benim adımı siz koyun der. O yüzden Çetin Taş'la bir nolu Adını Sen Koy'u yazacağız arkadaşlar. 6-1 artık adı neyse. 6-1 yazıp geçebiliriz ama bir de 2 at yazıyorsak bence 3. şanslı ismi de 3 nolu Rustamba adı da bu Kazbek temsilcisine es geçmemek lazım Ayhan Kurşun'un arkadaşlar. Yani 6-1 önce 3 daha sonra şanslı gördüğüm isimler. Günün son koşusuna geldik. Eyvah, bankoyu unuttuk arkadaşlar, ne yapacağız? Evet, şaka bir yana bankoyu son aya bıraktım. Artık biraz zor bir banko olacak ama yapacak bir şey yok. Son koşu Maiden 3 yaşlı İngiliz'in 2000 metre çim koşusunda kalabalık mı kalabalık, bir kalabalık görseniz. 13-14 ekürü arkadaşlar, kurtel ekürüsüne ait bir Safkan. Bakayım kurtellerin başka atı var mı? Evet, burada bir kurtel daha var. Başka. Bunlar zaten ikisi de kurtellerin. Hani bize şaka yapıyorlar ama biz artık öğrendik iyice. Arkadaşlar bu grubun atı değil, daha üst gruplarda söz sahibi olan ama bir türlü birinciliği kavuşamayan, orijin olarak da çok iyi olan Binnoğlu Karasiola İstanbul'dan çok iyi hazırlıklarla geliyor. Biraz rakiplerine oranla az da olsa kilo farkı var ama bence bu kalitesiyle bu açığını kapatır diye düşünüyorum. Mustafa Çiçek'le start alacak olan Safkan hem çalışmaların oldukça iyi hem de performans olarak bu grupta bayağı fark ediyor. Ben de kazanmasını bekliyorum. Binnoğlu Karasiola, Mustafa Çiçek de benim banko ismim olacak arkadaşlar. Günün şablonuna gelince arkadaşlar. Birinci koşu 2 alternatif bankom, 3-4 rakip arayanlara. İkinci koşu 13-6-5-11, daha sonra 1-9-15. Üçüncü koşu 1 nolu Safkan tek. Dördüncü koşu 4-3-5-7, daha sonra 1-10. Beşinci koşu 5-4-6-11-1. Altıncı koşu 2 alternatif bankom, rakip 6-1. Yedinci koşu 4-3-2. 8. koşu 6-1, daha sonra 3. 9. koşu 1 tek arkadaşlar.
Herkese bol kazançlar, bol şanslar diliyorum. Yarın görüşmek umuduyla. Hoşçakalın arkadaşlar.